Herkese merhaba. Geçen yıl tanıştığımız iPad mini, kompakt tasarımı ve her yere rahatlıkla taşınabilmesiyle ilgi çekiciydi. Ancak bu tabletin bir dezavantajı vardı. O da 1024x768 piksel gibi düşük çözünürlüklü bir ekrana sahip olmasıydı. Bu da iPad mini'de görsel zevki, görsel kaliteyi biraz sınırlıyordu. Baktığımızda gerçekten biraz bulanık, pikselleşmelerin belli olduğu bir ekran vardı karşımızda. Bu sene Retina ekranın gelmesi bekleniyordu ve Apple beklentileri boşa çıkarmadı. Karşımıza çıkan ekran oldukça etkileyici. Retina ekran var iPad mini'de. Zaten Retina ekranlı iPad mini olarak anılıyor. 2048x1536 gibi yüksek bir piksel yoğunluğu var. Bu da Retina ekranlı iPad mini'nin iPad Air ile 9.7 inç ekranlı tablette aynı ekran çözünürlüğü sunduğu anlamına geliyor. Gerçekten de iki ekranı karşılaştırdığımızda aradaki kalite farkını, görsel kalite farkını anlayabilirsiniz. Sağdaki iPad mini'de, birinci nesil iPad mini'de yazılar biraz daha fersiz, biraz daha pikselleşmiş gibi gözükürken soldaki Retina ekranlı iPad mini'de çok daha keskin, çok daha parlak bir görüntü kalitesi bizi karşılıyor. iPad mini'nin ekran çözünürlüğü 2048x1536 dedik. Bu da 7.9 inç ekranda 326 ppi gibi yüksek bir piksel yoğunluğuna ulaşılması anlamına geliyor. iPhone 5S'in ekranı da 4 inç ekranı da aynı piksel yoğunluğuna sahip. iPad Air'in ekran piksel yoğunluğu ise 264 ppi. Görünüşe bakıldığında iPad mini'nin gerçekten de görsel seyir zevkini fazlasıyla sunduğunu görüyorsunuz. Bunun yanı sıra Apple bir sürpriz daha yaptı ve iPad mini'nin, Retina ekranlı iPad mini'nin teknik özelliklerinde, teknik bileşenlerinde yine bu yıl piyasaya sunduğu iPad Air ile aynı hale getirdi. Bu tablette de Apple A7 işlemci var. 1.3 GHz hızında çalışan Apple A7 işlemci var. M7 hareket işlemcisini de barındırıyor. Bu sayede iPad mini'yi hareket halindeyken adım sayar olarak da kullanabiliyorsunuz. Tabii ki büyük ekranlı bir tableti akıllı telefon gibi adım sayar olarak kullanmak çok da pratik değil. Ancak iPad mini'nin içinde yer alan A7 işlemcisinin M7 yardımcı hareket işlemcisi pil tüketimi konusunda, konuma bağlı pil durumu düzenleme konusunda yardımcı olacaktır ve bu noktada farkını da belli edecektir. Tasarıma dönelim. Tekrar ekrana ve teknik özelliklere geri döneriz. Aynı tasarım var karşımızda. iPad mini'nin tasarımında birinci nesil iPad mini'ye göre herhangi bir değişiklik yok. Yalnızca 0.3 mm'lik bir kalınlık farkı var. Bu da iPad mini için, birinci nesil tablet için geliştirilen aksesuarların hemen hemen rahatlıkla ikinci nesil için de kullanacağı anlamına geliyor. Yalnızca özellikle kılıflar iPad mini'yi biraz sıkabilir. Bunu söylemek gerekiyor. Elimizdeki smart case iPad mini'ye oturttuğumuzda, iPad mini smart case oturttuğumuzda biraz iPad mini'nin sıktığını fark ettik. Bunun dışında 20-30 gramlık bir ağırlık farkı var. Bu da iPad mini'yi elinize aldığınızda, iki tableti de elinize aldığınızda hafif de olsa hissedilen bir ağırlık. Bunun dışında ekran dışında dizilişler, tuş dizilişleri, port dizilişleri her yerde aynı. Altta yine Lightning portu ve onun iki yanına yerleştirilmiş hoparlörler bulunuyor. Üste gördüğünüz gibi mikrofon var. Hemen arkada ikinci bir mikrofon var. Bu sayede iPad mini verimli bir gürültü bastırma özelliği sunuyor. Öndeki 1.2 megapiksel FaceTime HD kamerayla düşük ışık performansı iyileştirilmiş FaceTime HD kamerayla görüntülü görüşmeler gerçekleştirilirken ortam sesleri biraz daha arındırılıyor. Aynı zamanda Siri'yi kullanırken, Türkçe bilmeyen Siri'yi kullanırken de Siri sizi daha iyi anlıyor. Bunun dışında yine ikili mikrofon yapısı sayesinde iPad mini 1080p HD video kaydı yaparken ortam seslerini daha kaliteli şekilde kaydediyor. Arkada yine 5 megapiksel kamera var. Bu kamerada HDR modunu destekliyor. Yüksek dinamik aralığı modunu sunuyor. iPad Air'in kamerasında olduğu gibi. İki farklı renk seçeneği var. Bir tanesi gümüş. Gümüş önü beyaz, arkası gümüş renkte geliyor. Bir de elimde gördüğünüz siyah uzay grisi modeli. Geçen yılın siyah renkli iPad mini'si biraz daha koyu gri renklere sahipti. Bu yılın uzay grisi modelinde gördüğünüz gibi biraz daha açık renkli ve doğrusunu söylemek gerekirse biraz daha göze hoş görünen bir renge sahip. Bu da iPad mini'yi biraz daha siyah renkli iPad mini, uzay grisi renkli iPad mini'yi biraz daha yakışıklı hale getiriyor. Bunu da belirtmek gerekiyor. Tekrar ekrana dönecek olursak Retina ekranlı iPad mini seyir zevk açısından oldukça tatmin edici. Bu da web sitelerinde gezinirken yazıların fazlasıyla keskin olmasını olanak sağlıyor. Gerçekten baktığınızda yazıların fazlasıyla keskin olduğunu hissedebilirsiniz. Bu da kitap okurken, web sitelerine gezinirken, film izlerken, fotoğraflara bakarken çok daha keyifli bir kullanım sunuyor.
İki ekrana da baktığınızda aradaki farkı göreceksiniz. Yazılar iPad mini, Retina ekranlı iPad mini de çok daha keskin, çok daha konaklı. Bunu da sizlere göstermiş olalım yan yana tutarak. Devam edelim. Apple A7 işlemci var dedik. Apple A7 işlemci sayesinde de Retina ekranlı iPad mini yüksek bir performans sunuyor. iPad ile hemen hemen aynı benchmark sonuçlarını elde ediyor. Gördüğünüz gibi ekran geçişleri de oldukça seri, hızlı. Oyunları da iPad mini Retina'da fazlasıyla etkileyici şekilde oynayabilirsiniz. Hareket algılaması gördüğünüz gibi gerçekten iyi. Aynı zamanda hoparlörün ses kalitesi de fazlasıyla iyi. Bu da iPad mini'de hem film hem de oyun keyfini fazlasıyla yüksek seviyede yaşamanıza olanak sağlıyor. Gördüğünüz gibi asfalt gibi oyunları gayet hızlı şekilde oynayabilirsiniz. Her ne kadar oyun öğrenme modunda olsam da grafik geçişlerini, hareketleri fark ediyor olmalısınız. Bu da iPad mini'nin sunmuş olduğu artılardan bir tanesi. Evet, bunu da anlattık. Söylediğimiz gibi Retina ekranlı iPad mini yüksek bir seyir zevki sunuyor. Retina ekranı sayesinde gerçekten birinci nesil tabletler arasında büyük bir fark var. Biraz daha kalın, biraz daha ağır. Bunlar taşınabilirlik konusunda olumsuz bir etki yaratmıyor. Önemli bir noktada Retina ekran dışında donanım bileşenleri iPad mini'de, Retina ekranlı iPad mini'de iPad ile aynı donanım bileşenleri var. Bu da karar vermeyi oldukça zorlaştırıcı bir unsur. Eğer hareket halindeyseniz, çantanızda iPad'i, tableti fazlasıyla taşıyan bir kullanıcısınız, seçiminiz, tercihiniz iPad mini olabilir. Ancak ev kullanımı için iPad Air biraz daha uygun bir seçim olacak gibi görünüyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Retina ekranlı iPad mini ile ilgili daha fazla detayı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Eğer bu videoyu YouTube'dan seyrediyorsanız açıklama bölümünde teknoblog'daki incelemenin bağlantısında bulacaksınız. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.